Sistol yani kasılma sırasında kalbe bakıyoruz diyelim. Şuraya sistol yazayım. Kalp bu sırada tabii ki kan pompalıyor ve bu kan aorta gidiyor. İşte bu aort. Aslına pek uygun çizdiğim söylenemez. Çünkü aort normalde böyle uzun ve gergin bir damar değil arkadaşlar. Gerçekte bir sürü dala ayrılıyor ve elbette bu şekilde sağa doğru uzanmıyor. Ama şimdilik beni mazur görün çünkü çok güzel bir şeyi göstermek için size böyle çiziyorum. Sistol sırasında kan aorta girince aortun şeklinin böyle kalmayacağını biliyoruz değil mi? Balon gibi şişecek. Aortun önceki şeklini kesikli çizgiyle gösteriyorum ki o da aklımızda kalsın. Az sonra yeni şeklini de çizeceğim. Böylece bahsettiğimiz değişimi karşılaştırmalı olarak görebileceğiz. Aortun yeni şekli aşağı yukarı böyle bir şey olur. Kocaman bir balon gibi yani. Bunun nedeni daha önce bahsettiğimiz kompliyans kavramı. Evet, kompliyans kavramı. Hatırlayalım. Bir arter için ki aort bir arterdir. Belli bir basınç altında hacmin değişim grafiğini bu şekilde vermiştik. Yani basınç arttıkça hacim de artıyordu. Dolayısıyla arterlerin, özellikle de aortun bu şekilde bir miktar şişip balonlaşacağını biliyoruz. Şimdi bu noktada size bir şey göstereceğim. Daha doğrusu sizden enerji hakkında biraz düşünmenizi isteyeceğim. Enerjiyi ve enerjinin nerede olduğunu bir düşünün. Kalbin her atışta büyük bir enerjiyle kan pompaladığını biliyoruz, değil mi? Bunu biliyoruz. Peki bu enerji tam olarak nereye gidiyor arkadaşlar? Elbette büyük bir kısmı harekete gidiyor. Yani burada bol miktarda hareket enerjisi var. Yazalım bunu. Hareket enerjisi. Ayrıca burada belli bir basınç enerjisinin de söz konusu olduğunu biliyoruz. Yani buradaki basıncı ölçecek olursak ölçüm yaptığımızda bu noktada belli bir basınç değeri okuyacağız yani basınç ve hareket enerjisinin varlığı çok açık. Şimdi bakalım üçüncü enerji türünün nerede olduğunu bulabilecek misiniz? Bir ipucu vereyim. Kan bu çeperlere hücum ediyor değil mi? Arterin balonlaşmasının nedeni kan tarafından dışarı itilmesi. Kan tarafından dışarı doğru itilen arteri aslında bir balon gibi düşünebilirsiniz. Balonda bir elastik potansiyel enerji Diğer bir deyişle esneklik potansiyel enerjisi vardır. İşte aynı enerji aort ve diğer arterlerde de söz konusu. Onların da elastik potansiyel enerjileri var. Bu aortu bir balon olarak düşünecek olursak, bu balonun çeperlerinin belli bir elastik potansiyel enerjiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu elastik potansiyel enerji hususunu daha iyi bir şekilde kavrayabilmeniz için size bir örnek vereyim. Çocukken muhtemelen oynamış olduğunuz şu nesneyi hayal edin. Ben çok oynardım. Fıstık ağacımızdaki fıstıklara dadanan kuşları korkutup kaçırmak için yakınlarına sapanla taş atardım. Üzerlerine değil bakın arkadaşlar, yakınlarına korkup kaçsınlar diye zarar vermek için değil. Bunun için önce sapana büyük bir elastik potansiyel enerji yüklerdim. Bu sırada doğal olarak kuşlar ne yaptığımı anlamazdı ama sapanımı onlara doğrultup lastiği serbest bıraktığımda durumu idrak ederlerdi. Lastiği böyle salıverirdim. Salıverdiğim lastik tüm elastik potansiyel enerjisini kaybeder, fakat taş çoktan yollamak istediğim hedefe ulaşmış olurdu. Taş işte böyle bir yol alırdı. İşte bu hareket enerjisine çok güzel bir örnek. Sapanın lastiğini serbest bıraktığınız anda Lastiği çekerek topladığınız tüm o elastik potansiyel enerjiyi, hareket enerjisine dönüştürüyor olursunuz. Burada da aynı şey oluyor. Diyastol, yani gevşeme sırasında buna oldukça benzer bir şey gerçekleşiyor. Bu yine kalp olsun. Kalp şimdi tekrar kanla doluyor ve bir anlık biraz gevşeme şansı elde ediyor. Bu sırada aort da sönerek tekrar gerçek şeklini alıyor aslında tam olarak gerçek şeklini almıyor. Çünkü burada hala belli bir basınç var ve çeperleri dışarı doğru itiyor. Hala biraz basınç var içeride arkadaşlar. Ama biz biliyoruz ki diastolde basınç daha düşüktür. Dolayısıyla hacim de daha küçük olur. Yani aortun az öncekinden daha sönük bir halde olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta bu balon esasında sapanla aynı şeyi yapmış oluyor çeperlerin elastik potansiyel enerjisi her iki taraftaki kanı içeri doğru itiyor ve içeride ilerleyen kan bir hareket enerjisine sahip. Yani burada da önceki gibi bir hareket enerjisi var ama bu kez bu hareket enerjisi tıpkı sapan örneğindeki gibi elastik potansiyel enerjinin dönüşümünden ortaya çıktı. Yani elastik potansiyel enerji hareket enerjisine dönüşmüş oldu. Ve elbette hala küçük bir basınç enerjisi de var. Basınç enerjimizi de yazalım, evet. Yani burada yine üç enerji türü birden söz konusu. Ama kilit nokta şu: sistolden diastole geçişte elastik potansiyel enerjinin büyük kısmı hareket enerjisine dönüşüyor. İşte aortik ve arteriyel çeperlerin güzelliği buradan geliyor.